sultanım. Büyük bir denizin ortasında yazıyorum size. Etrafım sonsuz bir sessizlikle kuşatılmış. Aniden tepemizde bir kuş sürüsü beliriyor. Karaya bu kadar uzak mesafede uçan bir kuş sürüsü. Ben hayalimdeki siz deniz kızını beklerken kuşlar. Bunlar nereye uçuyorlar acaba? Simurg olabilir mi bu kuşlar? Zümrüt-ü Anka kuşları Kaf Dağı'nın ardındaki hakikati bulmaya kanat çırpıyorlar. Aşk denizinden geçip ayrılık vadisine mi varacaklar? Ben de size kavuşmak için kanat çırpan Simurg oldum. Beni esirgeyen, şefkatle saran kanatlarınıza yüz sürsem. Kalbinizin her atışını duyduğum gerdanınıza Simurg olarak konsam. Orada son nefesimi versem. Siz Buse'nizle yeniden can verseniz bu yorgun kulunuza. Hakikatin bizde tecelli ettiğini anlatsanız. Serin uykularda teninizin kokusuyla sarhoş olsam. Hiç uyanmasak, ta ki evladımız beşiğinden bizi çağırana dek. Ormanda büyük kaplanlar, ayılar varmış. Ya karşıma çıkarsa? Sen hepsiyle baş edersin. Hem hünkârımız da yanında olacak. Anne, sen de gelecek misin? Ava babanla çıkacaksınız. Ben de Otağ'da ya da Edirne Sarayı'nda sizi bekleyeceğim. Hatice'm, üzülme artık. Mısır'daki isyan büyümeden bertaraf edildi. İbrahim Paşa da hayırlısıyla tez zamanda gelecektir. İnşallah tehlike altında değildir validem. İnşallah. Sıhhatin nasıl? Bebeğine iyi bakıyor musun? Yorma sakın kendini. Esas bebek benim galiba. Evet. Herkes peşimde. Onu yapma, bunu yapma diye. Meraklanmayın sultanım. Ben her tedbiri alıyorum. Hekimler mütemadiyen muayene ediyor. Sağ ol Gülfem. Biliyorum Hatice'me düşkünlüğünü. Ama hiç değilse İbrahim Paşa dönene kadar bu sarayda. Gözümün önünde olmanı istiyorum. Paşa'ya söz verdim validem. Kendi yuvamdan da pek ayrı kalmak istemem. Ama böyle arada gelir kalırım. Burayı da özlüyorum. Sizleri özlüyorum. Validem. Hatice'm. Gözümün nuru sultan. Seni gördüm pek mesut oldum. Ben de sana uğrayıp öyle çıkacaktım yola. Validem Mısır'la ilgili hayırlı haberleri nasılsa vermişti sana. Sen iyi misin? İyiyim hünkârım. Sağlığınıza duacıyım. Siz de mi gidiyorsunuz yoksa? Sefere gitmiyorum, endişelenme. Edirne'ye ava gidiyorum. Malum bahar geldi, av mevsimidir. Şehzadelerim Mustafa, Mehmet ve Hürrem de geliyor benimle. Mahidevran? Ayas Paşa tam yetkilidir. Herhangi bir arzunuz olursa kendisine iletirsiniz. Ne acelem var Hatice'm, gitme. Hiç gönlüm razı değil yalnız kalmana. Ben de söylüyorum validem, lakin sözüm kâr etmiyor. Hatice'm, gitme. İçimde bir sıkıntı var.
Validem, sizi duyan da Manisa'ya gidiyorum zanneder. Endişelenmeyin, gider gelirim ben yine. İlla gideceksin yani. Söz dinlemeyeceksin. Peki madem. Gülfem, sen de Hatice'mle git lütfen. Yalnız kalmasın. Elbette sultanım. Hiç yalnız bırakır mıyım? Şeker Ağa'ya haber verin. Hatice'min sevdiği tatlılardan yapsın. Bilal'e götürsünler. Şeker Ağa'nın tatlılarına hiç hayır demem. İbrahim Paşa da pek sever. Sağ ol Sadık'a. Afiyet olsun sultanım. Gülfem. Batrakçı Nasuh Efendi Sadık'a meftun olmuş. Ya. İbrahim onları baş göz edecek galiba. O vakit size yeni bir nedimi bulmak icap eder. Böyle. Yangın çıkmış belli ki. Bir şeyler oluyor Gülfem. İçeri girelim sultanım. Hayra alamet değil.